ekonominin içinde bulunduğu durumun halkın büyük bir çoğunluğu, yani %90'ı, %80'i hala farkında değil mi? Yoksa bizim bilmediğimiz siyasette başka bir tablo daha mı var? Şöyle ki Fatih Bey, tabii biz geçmiş tecrübelerimizle bugün anlamaya çalışıyoruz. Yani 80'li 90'lı yılların, belki daha öncesinin çok partili hayatıyla bugünü anlamaya çalışıyoruz. Bence burada ciddi bir hata yapabiliriz. 20 yıllık bir iktidar var ve bu 20 yıllık iktidarın da Türkiye'nin özellikle birikmiş milli servetini önemli bir şekilde satarak özelleştirmeler, yabancılaşmalar üzerinden ve çok önemli bir borç, dış borç yaparak yaşadığı bir dönem var. Ve bu 20 yıllık iktidar döneminde de kurulmuş bir sürü ilişki var. Onun için bu ilişkilerin hemen işte DSP, ANAP örneği gibi kopmasını beklemek bence siyasetin sosyolojisini çok iyi anlamamak şeyine geliyor. İkincisi, son derece büyük bir baskı altındayız. Yani anketlerde bile, özellikle pandemi döneminde telefonla yapılan anketlerde ne kadar insanların korkmadan cevap verebileceği şeyini muhakkak anlamamız gerekiyor. Ayrıca anketler mevcut durum fotoğrafı verirler. Bu mevcut durum elbette ki bizim bakmamız gereken bir şey, ama Aralık ayı anketlerini unutmayın. Ekonomik krizin son derece vurduğu bir dönemi. Siyasi analiz yapacaksak biz bugünkü durumu muhakkak anlayalım, ama gelecek beklentilerini doğru okuyabilirsek ancak doğru siyasi planlamalar, doğru siyasi tahminler yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu an Türkiye ekonomisi Aralık ayından çok daha kötü bir durumda. Ve bu kötüleşme sürecini düzeltebilecek bir şey göremiyoruz, bir gelişme göremiyoruz. Ve iktidar sürekli, farkında mısınız, kaybolmuş. Yani bir Çin modeli dediler, Türkiye modeli dediler, ihracata dayalı bir büyüme dediler, ama şu gün geldiğimiz noktada Türkiye'de geçim şartları çok zor. Ama vatandaşın bir miktar birikimini yeme, eşinin bileziğini bozdurma, kredi kartına yüklenme gibi sokakta gördüğümüz davranışlar bunlar. Esnaf için benzer bir durum söz konusu, ama yaza ve ondan sonraki sonbahara nasıl gireceğimizi anlamamız bence çok önemli. Bunun için de makroekonomik göstergelere tekrar geri dönmek gerekiyor. Dediğim gibi buradaki en önemli konu enflasyon ve Türkiye'deki enflasyonun orta vadede düşme şansı yok. Bu şu demek: fiyatlar daha da fazla, daha da hızlı artacak. Programın başında, belki izlemeyenler için, programın başında bunları sebepleriyle dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi üzerinden anlatmaya çalışmıştım. Fiyatların daha artacak olması demek, hem esnafın karının, tacirin karının, aynı zamanda da çalışanların ücretlerinin düşecek olması demek. Ve şu an mesela Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı: Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir şey planlamıyoruz. Yapmak istediği şey enflasyon beklentilerini kırmaya çalışıyor. Ama anlamadığı şey de şu: şu an Türkiye'deki açlık sınırı asgari ücret sınırının üzerine çıktı. Ve önümüzdeki 3-4 ay içerisinde en az 15, 20, hatta 25 puan daha bir enflasyon bekleniyor. Bu şu demek: insanlar maaşının reel olarak dörtte birini daha kaybedecekler demek. Bu durumda yapılmak zorunda olan şey ne? Muhakkak ki Temmuz ayında asgari ücrete bir zam yapılması gerekiyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam yaptığınızda bu bir enflasyon sarmalına girecek demek ve ondan sonraki aylarda 10-15 puan değil, 25-30 puanlık bir enflasyon gerçekleşecek demek. İkinci mesele Türkiye'deki kur meselesi. Şu an kuru 14,5 lirada tutmaya çalışıyorlar ve Türkiye'de çocuklarımızın geleceğini, bunu böyle şey bir öfkeyle söylemiyorum ama yani neredeyse ihanet boyutunda bir kur korumalı mevduat ve bunu yabancıya açarak içinden çıkılmaz bir hale soktular. Ve bu içinden çıkılmaz hale rağmen bizim Merkez Bankası'ndaki rezervlerimiz 45 milyar, eksi 45 milyar dolar. Yani biz 45 milyar dolar bulacağız ki sıfır rezervimiz olsun. Ama şunu unutmayın, bu ülkenin 450 milyar dolar dış borcu var, 445 milyar dolar. Ve bunun yaklaşık 170 milyar doları bir yıl içinde ödememiz gerekiyor. Şu demek, biz 170 milyar dolar para bulmamız gerekiyor dünyada. Bunun da yetmiyor. Hızla bizim dış ticaret ve cari açığımız yükseliyor. 30 milyar dolara yakında bir cari açık gelecek. Yani bizim 200 milyar dolar paramı bulmamız lazım.
Şimdi bu 200 milyar doları hangi faizle bulacağız? Dünyanın o eski günleri geride kaldı. Yani %0, %1 faizde işte bu quantitative easing dönemlerinin başladığı dönemden sonra bunlar çok geride kaldı. Dünyada hızla bir enflasyon yükseliyor. Ama bundan çok daha acı bir olayla karşı karşıyayız. CDS diye bir şey var. Söylediğimizde belki insanlar anlamayacak. Ülkelerin batma riski. Şu an Türkiye batmış bir ülke olarak notlanıyor. 600 puana yakın CDS. Yani biz yıllık olarak diğer ülke yurttaşlarına göre, diğer ülke şirketlerine göre her yıl 6 puan dövize daha fazla ödemek zorundayız. Yani 5 yıllık bir borçlanma yapacaksanız bizim ortalama bir Bulgar, Yunan veya Portekizli iş adamına göre %25, %30 döviz üzerinden daha fazla faiz ödemek zorundayız. Üzerine dünyadaki enflasyon ve faiz yükselişini koyduğunuzda %10-11'e geliyor yıllık faiz. Sizin 450 milyar dolar dış borcunuz varsa teorik olarak 45 milyar dolar, bakın 45 milyar dolar yıllık faiz ödeyeceksiniz. Türkiye'nin bunu ödeyebilme şansı yok. Üstelik bu kadar cari açığa rağmen de sefalet içerisinde, büyük bir kriz içerisinde yaşıyoruz. Yani cari açık verdik de işsizliğimiz falan düşüyor değil. Ben dün gece çok uzun gece geç saatlerde bunlara bakmak zorunda kaldım ve bugün Ekrem Başkan'la 2-2,5 saat Türkiye'nin ekonomik risklerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali tabloları üzerine ne olacağı üzerine konuştuk. Samimiyetle söyleyeyim, o kadar hüzünlü bir tablo vardı ki ülke adına. Ekrem Başkan'ın yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi 375 milyon dolar borçlanmak zorunda kaldı. Hangi faizde? %10 döviz üzerinden. 10 küsur. Peki döviz üzerinden biz bu faizi neden ödemek zorunda kaldık? Çünkü Tayyip Bey'in ve Nebati'nin veya Şahap Kavcıoğlu'nun yönettiği Türkiye ekonomisi batmış ülke olarak puanlanıyor. Biz diğer ülkelerden 7 puan daha fazla faiz veriyoruz CDS primi dolayısıyla. Üstüne faizler arttı. 3 puan daha da artacak. 6-7 puana gelecek. Biz %10'la dolar üzerinden borçlanmak zorunda kaldık. Peki niye borçlandık? Çünkü başladıkları projeler var. Şu an o projeyi durdursanız bakım maliyeti, inşaat maliyeti o kadar yüksek ki mecbur bitirmeniz gerekiyor. Bitirmek için de bu parayı ödemeniz gerekiyor. Biz 370 milyon dolar için %10 faiz verdik diye kemiklerimiz sızlarken Tayyip Bey ve ekibi 450 milyar dolar dış borcu düşünüp bunu hissetmiyorlar, gerçekten bu ülkeye yazık. Ve bu gidişte önümüzdeki aylardan başlamak üzere şu an kuru tutmak için Türkiye bütçesini korkunç bir riske atıyorlar. Ama bunu yapmaları çok mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin döviz talebi belli, dış borç ödemeleri, cari açığı ve insanlar korkuyla da eğer tekrar dövize yönelirseler döviz kurunda yeni bir patlamanın eşiğindeyiz. Ve bu patlama daha öncekilerinden çok daha şiddetli olabilir. Kendilerini turizm gelirlerine ve cari fazla vermeye şartlamışlardı. Cari fazla veremediğimiz gibi rekor bir cari açık veriyoruz ve Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'daki gelişmelere baktığınızda turizm gelirleri de öyle bekledikleri gibi 40-50 milyar dolar olmayacak, 20 milyar dolar civarında kalacak bir turizm geliri. Bu şu demek, kur üzerinde bir nükleer bomba gibi bekleyen bir tehdit de bu ülke karşı karşıya. Peki kur patlaması ne olur? Olursa ne olur? Kur patlaması olursa ikinci bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalırız. Vatandaşın hızla birikimini korumak için, çünkü şu an Türkiye'de eksi reel faiz var kur korumu mevduat dışında. Vatandaşın birikimini korumasının tek yolu dövize yönelmek. Dövize yönelme başladığında ve bir kur patlaması başladığında fiyatlarda tekrar aşırı yükselişler, dünya gıda fiyatları, emtia fiyatları ve enerji fiyatlarıyla bakarsanız da artık Türkiye'nin kendisini ithalatla besleyecek bir hali kalmadığı için piyasada temel mal ve özellikle gıdaların temininde zorluklar başlanabilir. Hükümetin burada önüne iki tane gerçeklik çıkar. Birinci gerçeklik sermaye kontrolleridir ki kısmen uygulanıyor. İşte çift taraflı swaplar yasaklanmış durumda, uluslararası borsa şeyde piyasalarda TL ile işlem yapmasını engellemiş durumdalar. Ve sonuçta bu engellediklerinden de para beklemek durumundalar. İkinci mevzu ise başında söylediğim gibi yine enflasyona endeksli yeni bir enstrüman çıkaracaklar. Ama enflasyona endeksli demek şu an %60, bu enflasyon fiilen %50, %150, %160'a gidecek gibi görünüyor ama
bunların rakamlarıyla %60'da %70'e varan bir enflasyon. Enflasyon endeksi kağıt demek, 100 liraya bir yılda 70 lira faiz ödeyeceğimiz demek. Türkiye bütçesi bu patlamayla birlikte, kur korumalı mevduatının üzerine koyacağı yükle birlikte bu faizi kaldırması mümkün değil. Ayrıca bir kur patlaması sırasında Türkiye'nin kamu dış borcu ve içerideki borcunun da ağırlıklı bir şekilde döviz olması dolayısıyla Türkiye bütçesi içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Dediğim gibi temel ödemeleri yapmada sıkıntı doğar. Bu sefer de Merkez Bankası'na dönüp para bastırmaya çalışacaklar ki şu anda onu yapıyorlar. Şu an hükümet enflasyonla mücadele etmesi gerekirken piyasaya aşırı miktarda para basarak enflasyonun çok yükselmesine sebep oluyor. Sebebi şu, seçime doğru gittikleri için bu enflasyonla mücadeleyi göze alamıyorlar. Ama Türkiye ekonomisi bir yıl boyunca bunu taşıyacak durumda değil. Ve bu ekonomik kaosa doğru giderken Adalet ve Kalkınma Partisi tecrübelerimiz, onun siyasi hamlelerinden anladığımız, böylesine baskıcı bir yönetimin özellikle Ekim-Kasım ayından itibaren muhalefet üzerine çok şiddet bir şekilde siyasi operasyonlar yapma riskini görüyorum. Yani Kasım ayından itibaren artık ellerinde her ne biriktiriyorsalar bütün bu altılı ittifakın üzerine gitmek amacıyla bunları sahaya süreceklerini düşünüyorum ama günün sonunda Türkiye ekonomisinin küresel ekonomi içerisindeki yeri, küresel ekonomideki gelişmeler ve Türkiye ekonomisinin göstergelerine bakarak şunu söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de yasal, legal istedikleri kadar da baskı yapsınlar, bir seçimi kazanma şansını bu ekonomik tahminler eşiğinde kazanmasını mümkün görmüyorum. Ama bu bizi şöyle bir rehavetin içine de asla soktuğunu insanlar düşünmesin. Ekonomi kötü olacak ve biz seçimi kazanacağız diye. Şu gün sabahlara kadar çok hüzünle Türkiye'nin bu haline baktığımızda bu işten nasıl çıkabiliriz diye her türlü yöntemi, yani enflasyonla mücadele ederken geniş halk kitlelerini ezmeden, yani sadece kemer sıkma kolaylığı göstermeden, sadece dışarıdan güven dolayısıyla gelecek parayla dış borcumuzu artırıp kuru düşürerek Türkiye'yi düze çıkarma kolaycılığı içinde olmayan, kentsel yapılardan Anadolu'nun kalkınmasına, tarımın finansmanından eğitime kadar her şeyi düşünüyoruz ama şunu unutmayın. Kalkınma öyküleri kolay yazılmıyor. Bilinçli yazılıyor ama bir anda insan kaynağınızın eğitim kalitesini yükseltmeniz mümkün olmayabilir. Bir anda fiziki yatırımları çok yükseltmeniz mümkün olmayabilir. Bir anda iletişim hızınızı, enerji kalitenizi, yol ağınızı, liman ağınızı geliştirmeniz mümkün olmayabilir. Ama Türkiye'nin bunları yapacak gerçekten yüksek bir potansiyeli var. Sadece üzücü olan şu, diyorum ya, bugün hükümet her 1,5-2 ay içerisinde Türkiye'nin geleceğinden bir yıl yiyor. Yani bir yıl daha fazla çalışmak zorunda kalacağız ki bu gerçekten hani cehaletin getirdiği bu iş bilmezlik ve kötü niyet ve siyasal açgözlülüğün yaralarını sarabilelim. Bu açıdan baktığınızda Türkiye'nin önünde çok çok zor günler var. Bunu böyle bir muhalif olarak aman bu zor günler gelecek ve bizim oyumuz artacak kolaycılığına değil, çok hüzünle söylüyorum. Çünkü ekonomik krizin yoksul insanlara ne yaptığını, yani sokakta o kadar acı tablolarla görüyoruz ki şu an bize düşen, ayrıca iktidar olarak oyumuzu artırmak istiyorsak sadece şeyle yetiştiremeyiz biz bunu. Parlamenter sisteme geçeceğiz diyerek yetiştiremeyiz. Muhakkak ve muhakkak üzerinde anlaştığımız, hepimizin üzerinde anlaşacağı bazı temel iktisat politikaları, bazı temel yapısal reformlar üzerinde de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ki bunlar aslında çok bilinmez şeyler değil ama halk bunun listesini görmek istiyor. İşte şeffaflığı nasıl sağlayacağımız, hesap vermeyi nasıl sağlayacağımız, bütçede daha adil bir gelir şeyini, toplanmasını ve gider yapılmasını, hangi yatırımlarda öncelik sağlayacağımızın da teknik kadrolarla üzerinde çalışıldığını tahmin ediyorum. Çünkü ben şu an CHP'nin yönetim organında değilim ama netlikli olarak gelen desteği vereceğiz. Bütün bunları da halkımızla paylaşırsak ve en azından bu yoksul halkın, bu gariban halkın bu umuda ihtiyacı var. Ben siyasi anketlerdeki sonuçların çok daha hızlı değişeceğini düşünüyorum.